Bugün size bir oyun anısı anlatacağım sevgili dostlar. Fakat bildiğiniz üzere benim pek aram iyi değil bu oyun camiasıyla. Benimki oyun oynamak olmuyor, klavyeyle mücadele etmek oluyor. Ama oyunlarla arası iyi olan birini tanıyorum. İnan Köse. Ferhat Kopuz. Abi bana çok acil bir oyun anısı lazım. Ne oyun anısı? Anlatacağım mı? Anlattı. Hem de tam 18 dakika boyunca anlattı. 18 dakika. İki erkeğin telefonla konuşması için çok uzun bir süre. İnsan İnan Köse'den oyun yüzünden 450 kişiyi dövdüm tarzı bir anı bekliyor. Ama hiç öyle olmadı. Benimkileri aratmayacak bir anı anlattı. Olay 2007 senesinde gerçekleşiyormuş. İnternet kafelerin top zamanları. Adım başı her yerde internet kafe var. İnan Köse de bu internet kafelerde takılır, zaman öldürürmüş. Hatta bu kafeler gece kapıyor gibi yapar, perdeleri çeker, kapıya 4 kere tıklatınca açarlarmış. Sabaha kadar takılırmış oralarda. Eli kolu uzundur İnan abimin. Legal hiçbir şeyi yoktur. Yine illegal girdiği bir internet kafenin gecesinde Silk Road diye bir oyuna girişmiş. Sever İnan abim Silk'li Road'ları şeyleri. Karakteri büyücüymüş. Tam 54 level. Şu anki yaşına yakın bir level. Yeti diye de bir şey kesmeye başlamış. Bu yeti elemanı iki ayağının üzerinde duran bir fil. Bir eleman gelmiş, böyle çevresinde dolanmaya başlamış İnan Köse'nin. Git diyor elemana, gitmiyor. Ki ben çok iyi bilirim. İnan Köse git diyorsa gideceksin. İnan abi neyi kesse peşinden geliyormuş. Sinirlenmiş, kesmiş elemanı. Bizim İnan Köse sinirini atamamış ama eleman nereye giderse bu sefer de İnan abi onun peşine gitmeye başlamış. Eleman adres ver diye tehditvari bir mesaj yollamış İnan abiye. İnan abi de baya baya açık adres yazmış. Sinirliyken tuhaf oluyor bu adam. 10 dakika sürmüş sürmemiş internet kafenin kapısı açılmış. Sinirden spamlanmış resmen eleman. İnan abinin nicki Son Samuraymış. Kim lan bu en sonuncu samuray diye dolanmaya başlamış elemanlar içeride. İnan abin de boşluğuna gelmiş, benim be benim diye sevimli bir şekilde ayağa kalkmış. Yan sokakta oturuyormuş bu arkadaşlar. Yaşları da büyükmüş. Üstüne üstelik internet kafenin sahibini tanıyorlarmış. İnan abiyi çok güzel dövmüşler. Elinde yarım tostu varmış. Biri onu da yemiş arada. Derdi biter mi İnan Köse'nin? Bir de internet kafe sahibi bunda daha da büyük sorun yaratma potansiyeli var diye gelmesin artık demiş. Bir daha kapıdan sokmamışlar İnan abiyi. Sever İnan abim oyun oynamayı. Arada sırada dayak yese de iyidir oyunlarla arası. Bana oyun oynamayı sevdiren adamdır. Kanalı vardır. Güzeldir. Takip edilesidir. Bir göz gezdirin. Bir de benden selam söyleyin.